akşamlar. Bir cumartesi sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bu akşam Mehmet Akif konuşacağız. Hepinizin bildiği üzere 27 Aralık Mehmet Akif'in ölüm yıl dönümüydü geçen hafta. Biz tabi programımız cumartesine sarktığı için bir de hocamla diyaloğu geç kurabildiğimiz için bizden kaynaklı tabi. Bu yüzden bugüne taşıdık. Mehmet Akif'i konuşacağız. Neyini konuşacağız? Mehmet Akif'i hayatı, şiirleri, fikirleriyle tartışacağız, konuşacağız. Elbette tartışmaktan çok, daha çok konuşacağız. Bunun için program konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Karabulut. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu gece sanırım bu akşam seyircilerimiz, bizi dinleyenler Mehmet Akif'i derinlemesine şiirleriyle, fikirleriyle, hayatındaki inişli çıkışları, çıkışlı dönemleriyle, belki kısmen zamanımız olursa işte kendi döneminde yaşadığı bazı düşünce insanlarıyla ya da sanatçılarla ya da fikir insanlarıyla tartışmalarına gireceğiz. Ama bizim için daha çok daha önemli olan Mehmet Akif odaklı konuşacağız. Evet. Yani o onu sıkıntıya sokan problemli, inişli çıkışlı sürgünleri vesaireden çok Mehmet Akif'in şiirlerinden yola çıkarak Mehmet Akif'in aydın kimliğini, İslamcı şiir, İslamcı şair, İslamcı yazar denmesinin sebeplerini, madem İslamcı yazar dendi Mehmet Akif'e, o zaman Mehmet Akif nasıl bir Müslüman profili modeli üzerinde fikir yürüttü, düşüncesi nelerdi? Bunları konuşacağız. Ben hocam sözü fazla uzatmadan hemen konuğumuza dönerek Ahmet Hoca da tabii bu arada bir hoş geldin dedikten sonra topu hocama atıp konumuza başlayacağız. İlk konumuzla, başlığımızla. Evet Mustafa Hocam hoş geldiniz programımıza. Evet, hoş bulduk. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarınızla biliyorsunuz edebiyat dünyasında. Öncelikle hocam sizi tanımayanlar için Mustafa Karabulut hocamız kimdir? Eserleriniz, ürünleriniz nelerdir? Onlardan biraz bahseder misiniz? Evet. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tabii Mehmet Akif Ersoy gibi usta bir şair, bir mütefekkir, bir ilim adamı ve belki de daha ötesi bir şahsiyeti burada anlatma mutluluğunu ve onurunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Tabii Mehmet Akif Ersoy bütün Türk gençliğine bir rol model olacak, bir rehber olabilecek bir kişidir. Tabii biz Akif'e geçmeden önce kendimi tanıtmak istiyorum. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyetini ortaya çıkaran unsurlar nelerdir? Bunları konuşmaya çalışacağız. Ben Elazığlıyım. Elazığ doğumluyum. İlk, orta ve liseyi Elazığ'da tamamladım. Daha sonra yine Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okudum. Yine mezuniyetten sonra lisans mezuniyete sonra yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Profesör Doktor İbrahim Kavaz'ın danışmanlığında doktoramı tamamladım. Daha sonraki tabii ki yıllarda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne geçtim. Tabii yüksek lisans doktora yaptığım yıllarda önce Gaziantep'te daha sonra da Elazığ'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptım. Adıyaman'a geldikten sonra yaklaşık tabii 11 yıl oldu. Adıyaman'a geldikten sonra bu 11 yıl içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi'nde Edebiyat Bölümünde birçok öğrenci yetiştirme bize nasip oldu. Bu bakımdan yıllardır Adıyaman'da olmaktan da mutlu olduğumu, sizlerle bu ortamı paylaşmaktan da
gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok rica ederim. Hocam, birçok eseriniz var. Sevgili izleyicilerimize bu eserlerinizi tanıtalım. Cenab-ı Şehavettin'in şiiri ile başlıyoruz sevgili evet. izleyiciler. Hocam, bu kitabınızda nelerden bahsediyorsunuz? İçeriği şimdi, nedir? Biraz tabii, Cenab-ı Şehavettin özellikle Türk edebiyatında Servet Fünun, yani Edebiyat-ı Cedide döneminin en önemli şairlerin birisidir. Kendisi hakkında yani günümüze kadar az kitap çıkarmış olmasına rağmen yine de Türk edebiyatının önemli şairleri arasında olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Şehavettin Servet Fünun şiir estetiğinin oluşmasında ve günümüze kadar bu estetiğin belki de yansımasında çok önemli bir etkendir. Yani bugün Cenab-ı Şehavettin'i eğer okullarda konuşuyorsak, anlatıyorsak, bu Cenab-ı Şehavettin'in Türk şiirine olan katkısından dolayıdır. Tabii Cenab-ı Şehavettin'in şiiri dışında çıkardığımız, yayınladığımız bir başka kitabımız da evet. Edip Cansever'in şiiri. Evet sevgili şimdi, izleyiciler, evet. Edip Cansever Şiiri adlı kitap hocamın kaleme aldığı kitaplar arasında bilimsel bir eser. Hocam, bu kitabınızda nereden bahsettiniz, neleri incelediniz? Biraz bahseder misiniz Edip Cansever Şiiri ile ilgili? Şimdi tabii Edip Cansever'in şiirini biz tabii psikanalitik bakımdan inceledik. Evet. Tabii bu kitap özellikle sadece Edip Cansever'in şiir estetiğini değil, aynı zamanda da onun dahil olduğu ikincinin şiirin de estetiğini anlamakta bize yardımcı olacaktır. Ve özellikle psikanalitik bakış açısının, yani sonuçta bir kuramsal bakıştır, psikanalitik bakış açısının edebi eserlere nasıl yansıtabileceğini anlatmaya çalıştık. Bu da tabii kitabı çıkardığımız zaman da özgün bir kitap olarak özellikle ikinci yenilerin içerisinde Edip Cansever'i seçmenizin özel bir sebebi var mı hocam? Tabii Edip Cansever'in özellikle seçilme sebebi Edip Cansever'in şiirinin derinliği ve estetiği ve şiirlerindeki özellikle o psikanalitik unsurların yoğunluğu. Yani yer yer bakarız ki sanki psikanalizi bilinçli kullanmış gibi görünüyor. Şiirlerindeki karakterler, karakterlerin psikolojik yapısı, tabii ki sonuçta edebi eserler şahsiyetiyle, yani onun sahibiyle de bağlantılıdır. Elbette. Bu bakımdan Edip Cansever'in şiirleri psikanalitik incelemeye gayet elverişli olduğu için Edip Cansever'i seçmiş evet, bulunduk. Evet. Bir başka eseriniz de Necip Fazıl'la ilgili. Evet. Buradan izleyicilerimize de göstereyim ben. Evet. Üslup bilim, stilistik evet. anlamda. Bu da enteresan bir çalışma. Türkiye'de benzeri çok az çalışmalardan bir tanesi bu sanırım. Evet. Üslup bilim ve Necip Fazıl. Tabii iki zor konu. Üslup bilim üzerinde tabii gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde de üzerinde az kitap yazılmış durumda. Biz kitap alabilir miyim? Teşekkür ederim. Üslup bilim ve Necip Fazıl'la ilgili kitabımızda özellikle üslup bilimi teorik bakımdan öncelikle bir kuramsal altyapısını oluşturduk. Daha sonra bu altyapıyı Necip Fazıl'ın şiirlerine uyarlamaya çalıştık. Tabii Necip Fazıl Kısa Kürek'in seçilme sebebine gelince, Necip Fazıl Kısa Kürek üslupçu bir şairdir. Yani şiir düzgün anlayış. Bir dili tabii, var. Evet, düzgün bir dili vardır. Var, evet. Ve aynı zamanda Necip Fazıl'ın şiirleri üslupludur dediğimiz gibi. Onun şiire olan titizliği, kelime veya işte dize kurmadaki titizliği Necip Fazıl'ı seçimimize sebep oldu. Tabii Necip Fazıl aynı zamanda çok yönlü bir şair olduğu için, sadece şair değil, aynı zamanda yani edebiyatın hemen her türünde eser veren bir şahsiyet olduğu için Necip Fazıl'ın da işte edebiyat tarihimizdeki yerinden dolayı da Necip Fazıl'ı seçmek durumunda kaldık. Evet. Sevgili izleyiciler, Modern Türk Hikayeciliği ve Şevket Bulut adlı evet. eser de yine hocamın kaleme aldığı çok değerli bir eser. Hocam, burada neyi amaçladınız? İçeriği nedir? Biraz bahseder misiniz? Evet. Modern Türk Hikayeciliği.
Evet, bu Modern Türk Hikayeciliği ve Şevket Bulut adlı kitabımız. Bu da geçen yıllarda çıkardığımız bir kitabımız. Özellikle Modern Türk Hikayeciliğinin, yani Tanzimat'tan günümüze kadarki Türk Hikayeciliğinin tarihsel bir sürecini oluşturmaya çalıştık ve dönemlere ayırarak tasvip etmeye gayret gösterdik. Modern Türk Hikayeciliğinin yani edebiyat tarihlerinde ve birçok kitapta çok böyle ciddi manada tasvifi bulmak zor oluyor. Bu bakımdan öncelikle Modern Türk Hikayeciliğini dönemlerine ayırarak tasvip etmeye çalıştık düzgün biçimde. Daha sonra yine son dönem Türk edebiyatının hikayeciliğinin, Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden olan Şevket Bulut'un hikayelerini de inceleme durumunda bulunduk. Ve hem Şevket Bulut'u Türk edebiyatına, Türk hikayeciliğine, Türk dünyasına tanıtmaya çalıştık. Hem de Modern Türk hikayeciliğini tasvifini yaparak birlikte, yani iki konu bir araya alarak bir kitap çıkarmayı düşündük. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Tabii evet. Bu arada Akif'e geçmeden önce evli olduğumu, iki çocuk babası olduğumu söyleyeyim. Evet. Eşim Yeliz. İzliyorlardır. Evet, izliyorlardır. İzliyorlardır. Kızım Elif, evet. Mina, evet. Ve oğlum da Ahmet. Ahmet, evet. Buradan ikinci selam olsun hepsine. Evet. 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 Tekrar selam söyle. Umarım babalarını de izliyorlardır, evet, şimdi. Evet. Evet hocam, şimdi Mehmet Akif'e gelelim. Evet. Vefatının hocam 83. yıl dönümü, evet. 27 Aralık 1936'da vefat etti. Biz Suat Bey'in dediği gibi biraz geç kalmamızın nedeni sizinle geç tanışmamız. Evet. Ondan dolayı biraz geç kaldık. Hı hı. Sevgili izleyicilerimize bunu da bildirelim. Şimdi hocam, Mehmet Akif'in şiirini şekillendiren, ona ruh veren, onu harmanlayan, onu şekil öz veren kökler nelerdir? Mehmet Akif'in şiiri denince, Mehmet Akif'in şiir sanatı, şiir felsefesi denince ne anlamalıyız? Mehmet Akif'in temel olarak şiir yazma güdüsü ve Mehmet Akif'in şiirindeki kökler nelerdir hocam? Evet, teşekkür ederim. İslamcı şair denmesinin, evet, sebepleri o çerçevede de bak. O çerçevede evet, bakalım hocam. Evet. Tabii. Önce şiir sanatı, evet, açısından Mehmet Akif. Evet. Evet. Şimdi Mehmet Akif Ersoy tabii ki sadece bir şair değildir. Bir mütefekkirdir. Bir ilim insanıdır. Bir vatan şairidir aynı zamanda. Yani siyasi yönlerde olmasıyla beraber biz onu genellikle şiirle tanıyoruz. Özellikle de tabii ki öncelikle İstiklal Marşı'mızın şairi, güftekarı olduğunu biliyoruz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un tabii kişiliğine veya şahsiyetine geçmeden önce bu şahsiyeti ortaya çıkaran, yani bir Mehmet Akif Ersoy tipini ortaya çıkaran altyapıya bakmak lazım. Tabii Mehmet Akif Ersoy'un yetiştiği dönem, evet, ailesi, bulunduğu il, tabii ki İstanbul, ve ilçe Fatih ve ailesi. Öncelikle yani şahsiyetin oluşmasında üç ailesini önemli doğru, unsur, evet, tabii öne çıkıyor. Onun yetiştiği Kur'anlı ev diye geçer. Yani Akif'in büyüdüğü diyelim, evet, ev tırnak içerisinde demek gerekirse Kur'anlı ev. Evet. Şimdi tabii Kur'anlı ev üzerinde durmak lazım öncelikle. Tabii Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız. Akif'in büyüme döneminde, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında tabii kulağında Kur'an sesleriyle büyümüştür. Bir de babası hocam, tabii, biliyorsunuz Fatih dershanelerinden Mehmet Tahir Efendi, yani babasının bilim adamı olması, tabii, yani bu tabiyle yani, evet, profesör olması, tabii, bir din alimi olmasının da bir etkisi var değil mi hocam? Tabii, etkisi tabii var. Şimdi Akif'in tabii çocukluğunda özellikle babasından öğrendiği çok şey vardır. Özellikle dini bilgilerini babasından aldığını bilmekteyiz. Hatta bir yazısında diyor ki, ne öğrendiysem babamdan öğrendim diyor. Tabii yani bir baba figürünün, babanın özellikle bir çocuk üzerindeki etkisi burada daha da anlaşılıyor. Şimdi Kur'anlı ev başlığına döndüğümüz zaman tabii Akif
İstanbul'da, Fatih'te, hani Kur'an-ı Kerim okunan sürekli bir evde büyümüştür. Tabi ilk din terbiyesini, işte ilk anneleri, gelenekleri, görenekleri, kültürü, birikimi, eğitimi hepsini öncelikle ailesinde almıştır. Zaten hani günümüzde öyle aslında, işte dünyaya gelen çocuklar tabii ki öncelikle ailesinden beslenir. İlk terbiyeyi ailesinden alır. Daha sonra işte kreş veya anaokulu veya işte daha sonra ilkokul, ortaokul öyle gider. Ama Mehmet Akif Ersoy yani böyle onlu yaşlara gelmeden önce zaten büyük bir birikim almıştır ailesinden. Sadece babasından değil, yani babasından aldığı büyük bir birikim vardır. Aynı zamanda annesine de bunları almaktadır. Tabii tam bir İslam sentezin olduğu bir semt Fatih. Tabii ki İstanbul biliyorsunuz. Ve Akif'in evi. Özellikle çocukluk yıllarında ya da çocuk Akif dediğimiz zaman Akif işte biricik annesi Emine Şerife Hanım'ın da katkılarıyla ya da onlu yaşlara gelmeden önce hem dini bilgilerini alıyor, hem Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor, hem de geleceğe veya daha sonra göreceği okullara hazırlık yapıyor. Demek ki öncelikle Akif'in, yani biraz sonra sayacağımız şahsiyet özelliklerini ortaya koymadan önce bunun arka plandaki unsurlardan en önemlisi belki de Kur'an'lı evde büyümüş olması diyelim. Hocam, şimdi İstiklal Marşı biliyorsunuz, evet. Yüce ulusumuzun, milletimizin en mukaddes değerlerinden, en evet. önemli değerlerinden bir tanesi. Evet. Çok ilginçtir, yani korkma diye başlıyor. Evet. Peki böyle başlamasının, korkma diye başlamasının bir hikmeti, bir sırrı var mı hocam? Akif'i eleştirenlerin de ilk referans noktası burası. Ya korkma diye nasıl başlar, neden başlar, onu biraz izah eder misiniz, açar mısınız? Bu arada tabii sorunuza binaen, evet. İstinaden şunu söyleyeyim. Yani güzel bir soru aslında. Bu yani son yıllarda biraz daha böyle polemik konuşulmaya başladı. Çok tartışılan bir konu. Yani isim vermek gerekirse hatta Kadir Mısıroğlu bile özellikle. Mehmet Akif Ersoy'a bu konuda biraz sitem ediyor değil mi? Evet. Öyle evet. diyelim aynen, daha aynen. güzel bir tabirle. Müslüman niye korksun? Evet, yani Müslüman korkmaz. Mısıroğlu diyor ki Türk neti neden korksun? Korkmaz. Yani sonuçta yani orayı farklı bakımdan inceleyebiliriz aslında. Yani bu bir bakış açısı aslında. Yani bakış açısı önemli ama tabi burada mesela tabi 1920'lerin evet. ruh haliyle yazıldığı evet, için evet, o dönemi evet, de göz önüne evet. almak lazım. Bu bakış açısı olmasına rağmen yani benim naçizane fikrimi size söyleyeyim. Evet. Geçen yıl Sebri Reşat şunu da göstereyim. Yeniden yayınlandı. Evet, tabi yeniden yayınlanan bir dergimiz. Artık dergimiz diyorum. Evet, bizim milletimiz dergisi sayılır. Evet. Dergisinde bir yazım çıkmıştı. Özellikle ben bu korkma meselesini de orada da anlattım. Şudur. Hani makalemizin ismi de İstiklal Marşı'na Kur'an-ı Kerim bağlamında bir bakış. Tabi şimdi Mehmet Akif Ersoy yani şimdi lafı tabi korkma kelimesine getireceğiz ya. Evet. Korkma ifadesinin burada geçtiğini söylemek istiyorum. Şimdi Mehmet Akif Ersoy hayatının her safhasında yani tabii biz şahit olmadık ama kaynaklarda değil mi, hatıralarda onu sevenler tarafından öyle olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim rehber ediniyor. Evet. Şimdi İslam Marşı'na korkmayla başlamış olması milletimizin yani korktuğu anlamını çıkarmaz bence. Çünkü hatta korkma kelimesinin de bir esprisi olduğunu düşünüyorum. Makalede belirttim. Özellikle hani korku veya korkmak da psikolojik bir unsurdur aslında. Yani insanı yani insanlar yani, hani evet, tepkidir evet. Yeri geldiği evet. zaman insan korkar da yani korkmak yeri geldiği zaman korkmak çok kötü bir şey değildir. Yani bazen korku insan hayatını kurtarır. Yani korku insan hayatını bile kurtarabilir. Burada özellikle dediğimiz gibi, şimdi korkma ifadesine gelelim. Hani dediğimiz gibi biz korkak bir millet değiliz sonuçta. Bu tarih kaynaklarda hatta yabancıların kaynaklarına geçiyor.
buradaki asıl espri şudur. Akif burada korkma derken Türk milletine bir umut vermek istiyor. Hatta İslam Marşı'nın tüm kıtalarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bazı izler görüyoruz. Evet. Ve hani Kur'an'a da büyümüş dedik ya, özellikle Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasındaki evet, Hazreti Ebu Bekir'le evet, yine Sev Dağı'nda evet, özellikle orada mağarada düşmanlar yaklaşırken Peygamberimizin söylediği bir söz üzerine aslında, yani Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir'e korkma demiş olması tabii ki o korkaklığı göstermez. Evet. Sonuçta tedirgin olma, üzülme anlamı vardır. Hatta bu ifade Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde 40. ayette geçer. La tahzen innallâhe me'ana diye geçer. Üzülme, korkma yani anlamında Allah bizimle beraberdir. Yani bu, yani bu bakış açısına baktığımızda Akif belki de buradaki korkmayı da düşmüş olabilir. Çünkü şiirin diğer kısımlarında da bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'den çokça faydalandığı için evet, buradan oraya bir gönderme olduğunu hissedebiliriz. Evet, yani bu bakımdan yani marşa korkmayla başlamış olması yani bence sakıncalı bir durum yani değildir. Müslümanları korkak evet, gördüğü anlamında değil. Evet. Yani evet, ben de katılıyorum evet, ona. Evet, yani korkaklıkla bağlantısı şey olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum. Evet. Ben de katılıyorum. Evet. Evet, bu bakımdan da buna bir aşkı getiren diyorum. Çünkü Akif gibi birisi millete korkak nitelendiremez. Evet. Öyle zannetmiyorum. Evet. Hocam Akif'in en büyük eseri biliyorsunuz Safahat. Evet. Safahat 7 parçadan oluşmaktadır. Yani 7 kitaptan oluşuyor. Gösterebilirsiniz. Evet, Safahat kitabı sevgili izleyiciler 7 bölümden oluşmaktadır. Hocam sorum şu. Evet. Mehmet Akif'in şiirlerinde, yazılarında kullandığı dil, üslup nasıl? Bu üslubu şekillendiren ortam nasıl hocam? Ondan da bahsedelim. Edebi çevreden tabii, özellikle hocam tabii, ve ilmi çevreden. Bu çerçevede hocam gerek Safahat'ın gerek Mehmet Akif'in diğer eserlerinin dil ve üslup açısından bir incelemesini yapar mısınız? Tabii Mehmet Akif Ersoy'un tabii yaşadığı dönem ve eserlerin yazdığı dönem baktığımız zaman Akif'in bu dönemden yerir etkilendiğini görmekteyiz. Ancak Akif'in kendine ait bir üslubu vardır. Yani kullandığı kelimeler dönemin yani edebi akımlarının biraz da dışına çıkarak kendine has bir dil ve üslup meydana getiriyor. Hani kendisinin ağırlıkta olmak üzere İslamcı bir şair olduğunu zaten kaynaklarda yazıyor. Özellikle kendisinin aruz vezinle genelde yazdığını bilmekteyiz. Ve şiirlerinin mesela başka şairle karışma ihtimali de çok azdır. Çünkü onun kendine ait bir lügatı yani bir terminolojisi vardır. Akif'in şiirlerindeki yani o üslubu, yani o da üslupçu bir şair diyebiliriz. Stilistik. Tabii, stilistik yani üslubu evet, başka şairler karışmasını engelliyor. Hani son yıllarda Akif'e ait olduğu söylenen bazı şiirler ortaya çıktı. Hani yılbaşı evet, şiiri var ya. Evet. Onun aslında tabii gerçek payı yok. Çünkü Safahat'ta öyle bir şiir yok, şiirle karşılaşmadık. Sona çıkma ihtimali var. Evet. Mesela sonra 20-30 yılda sadece bir başka şaire ait olduğu söyleniyor. Mesela Safahat'ta olmayan, 1940'lı 50'li yıllarda herhangi bir kaynakta görülmeyen bir şiir. Bir de içerisinde ki bazı terimler Akif'in yaşadığı dönemde, mesela yılbaşı kelimesi, Akif'in yaşadığı dönemde kullanılmıyordu. Bu bakımdan Akif'e, yani Akif'in tarzını andırır şiirleri Akif'e mal etmek hem Akif'e haksızlıktır hem de o şiirin gerçek şairine, değil mi, sahibine aynen, haksızlık olur. Evet. Bu bakımdan bu yılbaşı şiirini gerçek diyorsunuz. Evet, yani gerçek olmadığını düşünüyorum. Olsaydı zaten daha önceki evet, yıllarda birileri görürdü bunu. Evet. Safahat'ta olabilirdi. Hem de Akif şiirlerini aruzla yazmıştır. O da aruzla yazmamış zaten. Evet. Hocam bir de Mehmet Akif'in şiirlerinde şunu çok sıkça görüyoruz. Yani toplum katmanlarından, toplumun içinden geldiği için
toplumdaki bir olayı Mehmet Akif sokakta, caddede gördü bir olayı. Evet. Yani şahit küfe, tanık küfe şiiri olduğu, evet, öyledir. Tanık olduğu bir olayı manzum hale getirerek o öyküyü, normalde bir öykü vardır. Evet. Bir olay vardır, hadise vardır. O olayı işleyerek, manzum hale getirerek bunu şiirleştirir. Evet. Yani Mehmet Akif'teki bu üslubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci sorun bu. Evet. Hemen akabinde şunu da sorayım. Yani Mehmet Akif'in gerçekten şiirindeki yani üslup ya olaylar canlı. Evet. İşte küfe olayı var, küfe şiiri var. Seyfi Baba var mesela, bir dostudur Seyfi Baba. Evet. Dirvas var mesela. Evet. Birçok olay böyle yaşanmış. Adeta bir sinema şey gibi, şeridi gibi gözümüzün önünden akıyor. Tabii. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Mehmet Akif'in bu böyle canlı anlatımını neye bağlıyorsunuz? Evet, özellikle bu manzum öyküler üzerinden hocam. Tabii teşekkür ederim. Güzel bir konuya değindiniz. Mehmet Akif Ersoy'un hani çok yönlü bir şair olduğunu öncelikle söyleyelim. O sadece yani dini şiir yazmaz. O aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. Tasvirleri, yani şiir tasvirleri çok güçlüdür. Bu bakımdan Akif yani bizzat gördüğü veya duyduğu birçok hususu da şiirleştirmiştir. Yani onun toplumsal yönünü de unutmamak lazım. Hani dini, milli yönünü zaten çok kişi bilir ama aynı zamanda toplumsal yönü de bilmek lazım. İşte siz söylediniz az önce Küfe adlı şiirinde yine gözlemlerine yola çıkarak tabii ki hani sokaktaki basit görülebilecek bir olayı ne yapıyor? Manzum bir hale getiriyor, şiirleştiriyor. Evet. Bu bakımdan Akif'in mesela Küfe'deki ilk birkaç mısrası okuyayım. Diyor ki 5-10 gün oldu ki Muta'da inkiyat ile ben sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek sokaklarına gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Adım başında derin bir buhayre dalgalanır. Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır. Tabii şiire böyle başlamasıyla beraber biz anlarız ki tabii o dönemin bir sosyal yapısı yani yolları, mahalleleri, gözlemleri çok gözlemler, yolların çamuru oluşuyor, yani. Işıksız oluşuyor, ışıksız değil mi? Yani bir altyapının olmayışı. Altyapının olmayışını da burada görüyoruz. Daha sonra işte hani sizler de tabii biliyorsunuz. Tabii onun küçük şöyle bir de hikayesi var zannedersem. İşte sokakta sırtında küfesiyle dolaşan biri vefat ediyor. Ölüyor küfenin altında. Onun çocuğu geliyor. Başında duruyor. Tekmeliyor küfeyi. Babam altında öldü diyor. Altında. Bunu gözlemliyor. Bunu görüyor. Çok etkileniyor. Güzel. Yani bu sosyal gerçekliği de var. Şiirlerin hocamın dediği gibi. Tabii. Sadece İslam terminolojisine dayanmıyor. Tabii. Yani. Tabii. Çok yönlü olduğu söylemiştik zaten. Teşekkür ederim. Yani güzel bir açıklama yaptınız. Aynı zamanda mesela Seyfi Baba'ya baktığımız zaman Seyfi Baba da bir arkadaşı sonuçta. Hatta hastalanıyor. Evet, hastalanıyor. Ziyaretine gitmek için. Evet. Onun zaten asıl ismi Dülger Hasan dededir. Yani marangoz değil mi? Marangoz kendisi. Evet. Şimdi kendisi hani hastalanıyor. Onun hastalanması Akif üzerine derin bir tesir bırakıyor. Mütesir oluyor Akif. Çok hassas yani duygusal bir yapısı olduğu için aynı zamanda bir de tabii ki kendi arkadaşı olduğu için çok etkileniyor. Yani. Şair ruhlu diyelim. Tabii ki bu şiirde de Seyfi Baba dediği işte yakın dostunun hastalanması üzerine ve daha sonraki olayları şiirleştirerek hikaye yine diyor. Bir yani mazlum hikaye tarzında şiirini kaleme alıyor. Hocam burada yani ben Mehmet Akif'in Safahat'ını iki kere okuduk. Evet. Şimdi hocam dikkat ediyorum da Mehmet Akif'te imge fazla yok. Anlattığı olaylar, konular çok canlı, çok diri, çok toplumun içinde. Herkesin başına gelebilecek olaylar, örnek verdiğiniz gibi. Evet. Peki hocam buradan hareketle Mehmet Akif'e toplumsal gerçekçi bir şair diyebilir miyiz? Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un tabii toplumcu yönü olmasıyla beraber hani Türk edebiyatındaki o Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki şiir tarihimize baktığımız zaman yani toplumcu gerçekçi bir şair yani o gruba koymuyoruz. Evet. Bununla beraber
yapı olarak toplumcu yönü tabii ki olan bir şairimiz diyelim. Hani bir İslam şairi diye biliniyor. Ama buna beraber dediğimiz gibi sadece İslam'ı veya dini anlatmıyor. Bunu tabii darlandırarak bunu milli, dini, kültürel ve diğer temalara da bağlantı kuruyor. Özellikle hani toplumcu gerçeği şairler grubuna tabii koymak durumda değiliz ama toplumcu yönün de ağırlıklı olduğunu bilmekteyiz. Evet. Yani mesela hani toplumcu gerçekçiler grubuna koyamayız. Tabii ki yani o grup farklı oluyor. Ama Akif'in toplumcu yönü olmakla beraber lirizm de Akif'te aslında kendi gösteriyor. Mesela Akif hem toplumcu yönü olan hem de lirik yönü olan bir şairdir dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Hocam bir de biliyorsunuz Mehmet Akif dindar bir insan. Dini ilimlere dini ilimlerle haşir neşir, işi dışı bir insan. Evet. Hatta biliyorsunuz tefsir yazacak kadar da dini ilimlerde ihtisas ve uzmanlık sahibi bir insan. Evet. Bu İslami yönünün yanı sıra bir yönü de var ki batıya yönelik bir yönü var. Evet. Yani batıya da arkasını, sırtını dönmüyor. Evet. Aydın bir kimliği var. Aydın kimliği var. Evet. Hocam hem felsefe okuyor biliyorsunuz. Felsefe ile ilgili tercümeleri falan Fransız da var. Çevirileri, Fransızca çevirileri var. Falan var. Edebi çevirileri. Mehmet Akif'in bu batıya yönelik yapısıyla ilgili hocam bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii. Şimdi Mehmet Akif Ersoy zaten yani tam bütüncül bir şair aslında. Ya da ideal bir Müslümanın veya ideal bir aydının bünyesine barındırdığı birçok unsuru bulunduran bir kişi diyelim, bir mütefekkir diyelim, bir ilim adamı diyelim aynı zamanda. Yani Akif'e sadece şair demek benim pek içime sinmiyor. Evet. Yani Mehmet Akif Ersoy sadece bir İslam şairi değildir aslında. Yani o çok yönlü ifadelerle ortaya konacak bir şairdir. Özellikle Mehmet Akif Ersoy denildiği zaman yani benim de mesela hafızamda yani hayal dünyamda veya bilinçaltımda bir ideal insan veya bir ideal Müslüman tipi oluşmakta. Şimdi tabii ideal insan, ideal Müslüman tipi denildiği zaman neler akla gelmektedir? Şimdi tabii ki hani Kutadu Bilig'de de geçer aslında hani ideal Müslüman olmasa bile bir ideal insan tipi aslında çizilir az çok. Biz Akif'e döndüğümüz zaman Mehmet Akif Ersoy yani İslam bir İslam kimliğini hep üzerine taşıdığı için bütün faaliyetlerinde bunu tabii rehber ediniyor. Şimdi ideal insan tipinde veya ideal Müslüman tipinde ne gibi özellikler vardır? Önce ona bakalım. Daha sonra Akif'te bunlar nasıl yer almaktadır? Yani buna değinebiliriz. Şimdi öncelikle dedik Akif bir aydındır. Evet. Bir münevverdir tabii ki daha önceki ismiyle. Akif ideal insanı tek yönlü değil, çok yönlü ifade eder. Özellikle Akif ideal insanı milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, yani milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir insan diye niteler. Özellikle bu değerler içerisinde din, tarih, işte kültür, sanat ve ahlak, estetik, sanat olmalıdır diyor. Tabii ki ideal yani aydın veya münevver tipi tek yönü olamaz. Bilim, teknoloji neredeyse onun da peşine koşar. Şimdi tabii Akif bir Müslüman münevver yani Müslüman aydın tipini barındırır bünyesinde. Kendisi tabii hem dini hem tarihi, kültürel ve geleneksel birçok unsuru bünyesine barındıran birisidir. Tabii mesela Akif'in dini yapısına baktığımız zaman Akif Kur'an-ı Kerim'e de İslamiyet'e de sıkı sıkı bağlı olmakla beraber bazı Müslüman görünümlü olup da Müslümanlığı yerine getirmeyen kişilere serzenişte bulunur. Yani Müslümanların çalışması gerektiğini, Müslümanların sürekli bir meşguliyet içerisinde olması gerektiğini ve dinini tam olarak yaşaması gerektiğini söyler. Zaten Osmanlı'nın son yıllardaki sıkıntıya giriş sebebini de
kendisi İslamiyet'ten uzaklaşılmak olduğunu gösterir, söyler. Tabii biz mesela onun bir şiirinde şair işte Müslüman görünüp de İslamiyet'in Kur'an'a uymayan insanları da eleştiri görmekteyiz. Şöyle diyor, zamanıdır oturup şimdi herze dinlemenin, o yâve gülârı hala adam deyin, beğenin. Sarıklı milletidir, yani diyor ki sarıklı milleti diyor, işte ne yapıyor diye, işte bazıları içindir tabii ki. Evet. Yani dini değerlerden uzaklaştığını söylüyor ve işte bazı yani insanlar tarafından da yanlış alıştığını söylüyor. Yani özellikle dini temsil ettiğini düşündüğü kişilerin onun hakkını vermesi gerektiğini söylüyor. Evet, evet, bu bakımdan Akif'in yani İslam davasına bağlı olması yüzeysel değildir. Özellikle İslamiyet'i yüzeysel olarak görenlerin ve algılayanların karşısındır diyelim. Evet. Yani biz İstiklal Marşı'nı yazmasa da Akif'i konuşur muyduk hocam? Diyebilir miyiz? Yani evet. İstiklal Marşı'nı yazmadığını kabul etsek, zaten girmedi yarışmaya, sonradan girdi. Evet. Gene Akif'i konuşur muyduk? Bu yönleriyle bu şekilde ayrıntılı ve dikkat çeker miydi Akif? Evet, zannetmiyorum. Evet. Yani Mehmet Akif Ersoy'u bugün konuşursak İslam yani Marşı büyük bir oranda İslam Marşı sayesindedir. Evet. Yani çünkü İslam Marşı tabii milletimizin bir sembolü, devletimizin sembolüdür. Bu bakımdan da bu bir kurtuluş sembolüdür. Bir kurtuluş savaşının çok bir konjonktürel bir şey. Evet. Çünkü yani İslam Marşı sıradan bir şiir değildir. Yani içerisindeki dini, milli, kültürel birçok unsuru barındırdığı için onun şair olan Akif de geleceğe kalmakta ve daha sonraki yıllarda anılmaktadır diyelim. Evet. Hocam Mehmet Akif'in hani ideal insan portresi, ideal insan yapısıyla ilgili güzel şeyler söylediniz. Evet. Ben de buna bir ekleme yapayım hocam. Mehmet Akif hani dedik ya Kur'an'ı, İslam'ı baz alarak yaşıyor. İslam'ı yaşıyor. Yaşadığı gibi düşünen, düşündüğü gibi yaşayan, evet, yazdığını yaşayan, yaşadıklarını yazan, içi dışı bir tam bir Müslüman aydın, evet, kendisi. Aynı zamanda insani olarak da doğruluktan ayrılmayan, dürüstlükten, evet, taviz vermeyen, ahde, evet, vefa, evet, özelliği olan, çok cefakar bir yaşamı olan, fedakarlığı had safhada olan, hiçbir dünya malına ve dünya makamına tenezzül etmeyen böyle müstahni, gözü tok, evet, bir yapısı da var. Evet. İsraftan kaçınan, sade bir hayat yaşayan, evet, ondan sonra giyiminde, kuşamında ölçüyü aşmayan, ondan sonra emin, güvenilir bir böyle insan tipi de, insan idare edilmiş bir insan profili de var. Evet hocam. Bu arada hocam yine sorumu şöyle devam edelim hocam. Hı hı. İdeal insan dedik. Bir de hocam ideal aydın profili, evet, var Mehmet, evet, Akif'te, evet, değil mi? Evet. Hem yaşantısıyla, hem eserleriyle, hem de dediğimiz gibi yazdığını yaşayan, evet, yaşadığını yazan bir yapıyla Mehmet Akif'te ideal bir aydın profili, tipi görüyoruz. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz hocam? Tabii şimdi Akif ideal aydın, yani münevver olarak, evet, kendisi din, mezhep, soy farkı gözetmeyen birisi. Yani yine polemik konusu olmakla beraber şuna söyleyeyim. Hani diyorlar ya işte ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmihrar, evet, ifadesinde, evet, ırkçılık yaptığını söylüyorlar bazıları. Evet, en şey noktası da bu. Evet, şimdi burada yani diyorum ki ben her zaman söylüyorum, öğrencime söylüyorum. Bazı olayları yaşanılan zamana bakarak irdelemek lazım, öyle, yorumlamak, evet, lazım. Yani bu şiirlerin yazıldığı zamana bakıp da o zamanki siyasi konjonktür, sosyal yapı nedir ona bakmak lazım. Yani Akif'in bu şiir yazdığı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan herkese Batılılar Türk gözüyle bakardı. O yüzden Akif orada yani ırkıma yok dediği zaman ırkçılık yapmıyor. Yani Batı'ya bir mesaj aslında veriyor. Yani bizim yani Osmanlı İmparatorluğu'ndaki herkesi aslında kapsıyor. Yoksa yani Akif'in ırkçılık yaptığına dair yani
herhangi bir ifade pek vuramazsınız. Yani bu ifadeyi bazı Arap da Akif'e böyle bir yani suçlamada bulunmak deyim yerindeyse doğru değildir. Hocam, orada Batı'nın bakışına karşı öyle demiş. Yoksa hani orada bir ırkçılık olduğunu zannetmiyorum. Hocam burada ırkla ilgili ben de bir açıklama yapayım. Evet. Mehmet Akif'in safahatında da var, İstiklal Marşı'nda da var. Irk kavramı, tabii Akif'in dili biraz biliyorsunuz, kullandığı ıstılahlar, evet, terminoloji biraz daha ağır. Evet. Irk kelimesini kök anlamında kullanıyor hocam. Evet. Yani tarihi kök, kültürel kök, dinsel birleştirici kök anlamında. O da dediğiniz gibi yani etnik köken anlamında, bir kök anlamda, şey o anlamda kullanmıyor. Tabii. Yani tamamen etnisiteden uzak, evet, kültürel birliği, din birliğini, hı-hı, ve millet birliğini ifade eden anlamda kullanılıyor. Bunu da daha sonra açıklıyor hocam. Açıklıyor kendisi. Oradaki ırk kelimesi birçok insan takılıyor ya. O ebediyen ırkıma yok izmihlal kısmına. Yani ırkıma yok yok olma yok anlamındaki. Oradaki ırk kelimesi tırnak içerisinde Arapça kök anlamında kullanılıyor. O hocam, kökte. Evet. Bir de buradaki belki en büyük şanssızlık hocam. Akif'in dönemi ya da Akif'in şiirle buluştuğu, tanıştığı dönem Osmanlı'nın yıkılışı dönemine denk geliyor. Evet. Yani yok olmuş bir imparatorluk, yıkılmış bir imparatorluk, işgal edilmiş bir ülke, bir toplum. Yani o günkü halet-i ruhiyesini bir düşünün. O toplumun, o şeyin böyle uç kelimelerle belki o toplumu yeniden dirilişine sebep olmak. Nitekim hayatına baktığımızda da görüyoruz bunu, evet, işte söyleşileri, konuşmaları, evet, işte Balıkesir'de, Kütahya'da, Eskişehir'de, bazıları, Kastamonu'da. Hutbeleri, hitabeleri. Bazı, evet, evet, yani onu bunu görüyoruz. Ya, evet. Zaman zaman konuşmalarında da şiirin üslubu var. Evet. Bunu o gün hocamın dediği gibi o günkü konjonktürel sosyal yapıya bağlamak daha sağlıklı bir referans olur diye, evet, düşünüyorum. Evet, evet. Tabii buna beraber Akif'teki aydın tipini biraz daha toparlayıp da başa geçebiliriz. Hı hı. Akif tabii ki dedik bir münevver, bir aydın tabii ki günümüzün deyimiyle, evet, genellikle. Özellikle onun münevver anlayışında, yani ideal insan anlayışındaki en önemli özellikle birisi çalışma gelir. Akif tabii ki özellikle 19. yüzyıl sonlarındaki Müslüman toplumlarındaki sıkıntının temelinde tabii yeterince çalışmayı gösterir. Tabii Akif bazı şiirlerinde hatta yazılarında da yani nesil yazılarında bile çalışmayı bir şeref vesilesi olarak görmektedir. Şunu da söyleyeyim. Diyor ki kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yani Akif, Müslümanların tembelliğe gitmemesi gerektiğini, en az batırlar veya doğrusu uygar milletlerin seviyesine çıkacak derece çalışmasını istiyor. Hatta onlardan daha fazla, evet, çalışması gerektiğini söylüyor. Evet. Evet. Hocam, sohbetimiz çok güzel devam ediyor. Çok büyük bir heyecanla. İşaret geldi biz, çünkü, evet, içeriden. Evet, evet sevgili izleyiciler, programımızın birinci bölümü burada sona eriyor. İkinci bölümde görüşeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik bir reklam arası veriyoruz. Şimdi reklamlar.